Gazi yakınlarımız, Muharip Gaziler Derneğimizin çok değerli başkanı, çok değerli Muharip Gazilerimiz, değerli konuklarımız, Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurulu üyeleri, değerli Çankırı İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz. Bugün bu iftar vesilesiyle bizlerle beraber olan, bu iftar sofrasının hazırlanmasında emeğe geçen tüm kardeşlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ramazan ayımızın tekrar mübarek olmasını diliyor. Hoşnut tuttuğumuz oruçlarında Allah'ın kabul etmesini gönülden diliyorum, niyaz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok değerli konuklar. Bu Ramazan umarım ki ülkemiz için hayırlara vesile olur. Umarım ki berekete, bolluğa vesile olur. Her Ramazan aynı zamanda bir muhasebe zamanıdır. Ama nereden bakarsak bakalım, eğer bu vatan bizim diyebiliyorsak, bu topraklara vatan diyebiliyorsak, bu herhalde en çok da şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuz bir değerdir. Biz şehitlerimizin zaten mekanlarımız cennet olduğuna inanırız. Ruhları şad olsun. Şehit ailesi olmak, şehit yakını olmak kolay değil. Ateş düştüğü yeri yapıyor. Ama aynı zamanda şehitlerimizin cennetle müjdelendiğini bildiğimiz için, mekanlarının cennet olduğunu bildiğimiz için ve vatanımızı, bağımsızlığımızı onlara borçlu olduğumuz için gerçekten minnettarız. Ve her bir şehit yakınımıza ben tekrar burada huzurlarınızda Allah'tan sabır diliyorum. Ve vatanımız adına, ülkemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gazilerimiz bizimle beraber. Muharip gazilerimiz. Kıbrıs'ta, Kore'deki sofra duvarımızı yapan Mustafa Kurt amcamız 95 yaşında ve Kore gazisi. Biraz önce sağ olsun duasını dinledik. Tüm gazilerimizden Allah razı olsun. Onlar bu vatan için her türlü riski göze almasa, canlarını tehlikeye atmasa bugün biz bu topraklara vatan diyemeyiz. Gerçekten bu bağımsızlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu toprakların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu vatanın, bu bayrağın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Boşa kazanılmadı bunlar. Gözümüz gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda ülkemizin şu içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan hızla çıkabilmek için de gayret gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Zor dönemler yaşıyoruz, evet. Bu Ramazan ayı aynı zamanda zamların, hayat pahalılığının oldukça yoğun yaşandığı bir dönemde başladı. Çarşının, pazarın gerçekten zor olduğu, alışverişin zor olduğu, en temel gıda ürünlerinin bile fiyatlarının çok çok arttığı bir dönemde bu Ramazan'a girdik. Ülkenin hızla toparlanması, sorunların hızla düzelebilmesi için birkaç tane önemli konu gerekiyor. Güven kazanmak gerekiyor, güveni oluşturmak gerekiyor. Genç kardeşlerimiz bazen bana soruyor, diyorlar ki güven önemli diyorsunuz ama güveni nasıl kazanacağız? Ben diyorum ki bir dakikada 8 maddede güven nasıl kazanılır anlatabilirim. 1. Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. 2. Söz verince tutacaksın. 3. Emanete hıyanet etmeyeceksin. 4. Devlet yönetiyorsan her daim hukukla, adaletle yöneteceksin. 5. Dürüst, ehliyetli, liyakatlı insanlar iş başında olacak. Dürüst ve liyakatlı insanları görevlendireceğiz. 6. Her kararını istişareyle alacağız. 7. Şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. Gizli saklı iş yapmayacaksın. 8. Son madde, her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bu 8 maddeyi yapın, korkmayın diyorum gençler. İnşallah bu sıkıntılı dönemde bu ülke aşar. Yeter ki çok çalışalım. Yeter ki dürüst ve iyi kadrolar iş başında olsun. Yeter ki adaletle, hukukla, istişareyle ülkeyi yönetesin. Ben tekrar
bu iftar sofrasının, bu iftar programının düzenlenmesinde emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, başta değerli il başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber olduğunuz için tüm konuklarımıza, tüm muhalif gazilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ayrıca teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, ibadetlerimizi kabul etsin. İnşallah Ramazan'dan sonra hep beraber bayramı da sağlıkla, huzurla kutlayalım diyorum. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar. Sağ olun.